Tekrar hoş geldiniz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. İkinci gündeyiz. Birinci günümüzde ne yaptık? Kurban kavurması adet yerini bulsun diye. Ve çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Şimdi ise sakatat. Sakatat çok önemli bir detay. Çünkü kendini koruyamayan bir ürün. Burada hemen göstermek istiyorum sizlere. Evet, zaten biliyorsunuz birinci bölümde ne yapmıştık? Anlatmıştık bu sakatatı. Yağ olmadığı için, kemik olmadığı için kendini koruyamaz. Yani bu biliyorsunuz şöyle aslında bir takım olarak, bu biraz daha tabii ki uzun halde bir takım olarak buradan işte neyi var? Yürek, böbrekler, ondan sonra evet gördüğünüz gibi burada yürek, karaciğerimiz falan. Hepsi bir takım olarak çıkıyor. Sonrasında bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? Hemen büyük bir evimizde tepsi ya da borcamın içerisine atacağız. Ve mümkünse kendi kanında muhafaza edeceğiz. Nerede? Artı 4 dolabımızda o gün, yani birinci gün, ilk gün tüketemiyorsak, ne yapmamız gerekiyor? Bu bir streç gibi. Telefon, streç filmin türevi, üzerine kapatacağız. Bu şekilde bakın. Yapmamız gereken sadece bu. Artı 4 dolabında saklayacağız ta ki bugüne kadar, yani ikinci güne kadar. Sonrasında üçüncü gün, dördüncü gün ya da bayram bitti tüketebilir miyiz? Hayır, bunu yapmıyoruz. Maksimum ikinci günde artık sakatatımızı tüketmemiz gerekiyor. Benim önerim mümkünse o akşam, yani birinci gün akşamı tüketmek. Bu çok önemli bir detay ve altını çizerek söylüyorum gerçekten de. Peki bunlardan neler yapmamız gerekiyor? Karaciğerden çok güzel bir yahni. Nerede yapıyoruz peki? Saç tavamızda ya da tencerede. Beyaz soğan olacak burada gördüğünüz gibi arkadaşlarım hemen. Benim için doğradılar. Beyaz soğanlı yahni yapacağız. Çok çok lezzetli olacak. Sarımsak falan da kullanacağız. Bence çok güzel. Tava olur mu? Biliyorsunuz tava. Tabii ki de olabilir. Ancak biz bugün bence ne yapalım? Şöyle söyleyeyim. Bunun saç tavasındakini yapalım ve yahni olarak yapalım. Evet. Bıçağımızı keskinleştirmemiz gerekiyor. Neyle? Masat yardımıyla, evet. Hop, biraz da şov lazım bize, değil mi? Tabii, şov da lazım. Şimdi hemen, bakın. Nasıl çizdi? Evet. O yüzden diyorum, doğru ekipman ama doğru kişilerin elinde olmalı. Lütfen, hem kesimimizi, kurban kesimimizi, hem de parçalamasını bilir kişiler tarafından yapılsın. Bunu hep söylüyorum. Burası önemli çünkü. Aldık. Şöyle. Nasıl uzun? Bakın. Şerit halinde. İnanılmaz. Uzunları, şöyle uzun olanları bir tık daha kesmek istiyorsanız bu şeridi hiç bozmayın. Yani yolu bozmayın. Şuradan tam ortadan yapabilirsiniz. Vay. Biraz da alalım mı? Bence alalım. Şu küçük parçasını da alalım. Bakın aynı şekilde. Çok kalın olmamalı. Şöyle. Evet, geldik. Bakar mısınız şuna? Tazeliğe. İnanılmaz. Çok güzel bir görüntü var. Bunu şöyle yapıyorum. İnce. Buradan da tekrar ortadan. Kesim çok önemli. Çok güzel bir eti yanlış bir kesimle sertleştirebilirsiniz. Ve yanlış bir ekipman kullanıyorsanız. O yüzden her şey birbirine bağlı. Kesme tekniği. Onun dışında pişirme tekniği. Ama bunların en başında
saklama geliyor. Saklama koşulları geliyor. Onu da tabii ki anlatacağız. Onu da konuşacağız. Çünkü çok önemli bir şey. Gerçekten de öyle. Ortadan kestik. Tekrar bunu da şöyle iki. Evet. Ciğerimiz bence hazır. Ne yapalım? O halde altını bir açalım. Ben bu ekipmanı çok seviyorum. Saç tavayı gerçekten de seviyorum. Ve fırsat buldukça kendi televizyon programlarımda da olmak üzere fırsat buldukça ben bu ekipmanı kullanıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz burada. Kurban kavurmasını kendi yağından yapmıştık. Burada ise zeytinyağı ve tereyağıyla bir mix yapacağız. Yani bir karışım yapacağız. Şöyle. Oo. Bakın hemen dumanlar çıkmaya başladı. Soğuk bir ekipmana, türlü yemeği yapsanız bile soğuk bir ekipmana hiçbir şekilde ürün atmıyoruz. Bu yağ da olabilir, tuz da olabilir, patlıcan da olabilir, domates de. Hemen. Vay 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 vay. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir güzellik olabilir mi? Derken, hadi bakalım. Ciğerler. Girsin bakalım. Of 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 of. Ne yapmıştım? Kurban kavurmasında etlerimi biraz altını kısalım. Şöyle. Evet. Etlerimi çevresine serpiştirmiştim. Burada ise tam tersi direkt yağın içerisine attım. Çünkü burada sakatat yapıyoruz. Mühürlemeye çok gerek yok. Hemen bir alt üst yapalım bakalım. Oho bakın. Renkler menkler hemen değişti değişti. Çok hızlı. O yüzden ne yaptım az önce? Altını hızlı bir şekilde kıstım. Çünkü çok hızlı olacak. Önce tercihi karaciğerden yahni. Ne yahni? Evet. Bayrama özel bir yahni bu. Bu tarif sizin tarifiniz. Hiçbir şey. Karaciğeri doğradık. Soğanımız geliyor. Of of of. Bakın. Soğan şöyle beyaz soğan olmalı. Bakın burada kırmızı soğanımız da var. Ancak ben bu kırmızı soğanı kullanmıyorum. Beyaz soğan olmalı burada. Ve mümkünse bolca olmalı. Şöyle bolca olmalı. Biraz daha bir alt üst yapalım. Evet. Vay 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 vay. Çok iyi. Öf 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 öf. Nasıl görünüyor? Bence çok çok muhteşem bir görüntü. Sarımsaklarımız da daha küçüklerini, bakın daha küçüklerini bütün halde atacağım. Seçiyorum. 5 tane attım içerisine. Onlar da yavaş yavaş şimdi biraz şekil alsınlar. Ben biraz daha soğan istiyorum. Çünkü zaten eriyecek. Çok fazla bir şey kalmayacak. Hemen hemen hepsini atayım. Biraz daha attım. Evet. Vay vay vay. Peki. Kim sevmez ki seni diyerek başlıyorum. Böbrek. Böbrek. Oo, mangal bakıyorum sıcak mı diye. Gerçekten sıcak. Şöyle böbreğimizi. Burada bir detay var. İstersek üzerindeki yağı tüketmeyebiliriz. Ancak bunu soymayalım. Yanlış yapıyorsunuz. Bu bir sistem değil. Gerçekten. Bir sadece size bir böyle şöyle söyleyeyim. Fikrimi beyan ediyorum. Bunu keselim bir tavsiye. Keselim böyle pişirelim. Sonrasında bu yağı yemek istemezsek tüketmeyebiliriz. Şöyle açıyorum bakın. Öf öf öf. Yürek nerede? Yürek burada. Hadi bakalım onu akciğerden ayıralım.
Tam burada bir yolu var. O yolu bulduğunuzda kendisi geldi. Yüreği böbreğe göre biraz daha serttir. O yüzden açtıktan sonra mümkünse ortalarda da küçük küçük kesikler yapmanız gerekiyor ki. Şimdi küçük küçük diyorum. Bir arkadaşım var. Çok bunu kullanıyorsun Gürkan diyor bana. Ona da selam gönderelim buradan. Evet. Sonrasında dalak. Benim en çok sevdiğim sakatat. Birinci sırada dalak, sonra da kokoreç geliyor. Seni unutur muyum hiç? Seni hiç unutur muyum? Seni unutur muyum? Daha senin işimiz var. Of 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 of. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TV 100 ekranlarında, evet, bayrama özel Gürkan Şef sizlerle. Vay 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 vay. Bu ne? Bu nasıl bir güzellik? Benim nasıl böyle bir aşkla baktığımı, çok faydalı. Kuzu dalak. Çok çok faydalı. Hadi bakalım. Burada neyimiz var biliyor musunuz? Hani o herkesin dilinde olan. Sen uykuluk sever misin? Evet, ben uykuluk severim. Uykuluk seveni daha da çok severim. O yüzden burada da uykuluğumuz var. Şöyle ince ince, küçük küçük onları da. Gerçekten bu arada kullanıyormuşum küçük küçüğü. Evet. Burada yahni devam ediyor. Of 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 of. Mangalımız hazır mı? Kısıkta biraz açtık. Evet. Mangalımız yeterli ısıya şu anda geliyor. Buradaki yahnimiz devam ediyor. Peki. Sakatat menümüzü hafifçe ne olursa olsun. Zeytinyağı burada tercihimiz. Şöyle küçük bir şekilde yağ gezdiriyoruz. Sonrasında deniz tuzu. Deniz tuzu, iri taneli tuz. Buradaki önemli. Çünkü mangala gidiyor. Artık mangal çalışmaya başlayacak. Deniz tuzunu sürdük. Ben şöyle bir limon. Ya lezzet, lezzet, lezzet. Şöyle limonumuz. Neden yapıyoruz biliyorsunuz? Mangalımızı böyle temizlemek gerekiyor. Asitik özelliği sahip bir ürünle. Bu nedir? Bu soğandır, bu limondur, bu portakaldır. Bu sirkeli bir, sirkeyle su karışımı bir bezdir. Bu yağdır. Ne yağıdır? Kavram yağıdır. Yani bunlar ile bir temizlememiz gerekiyor. Of 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 of. Muhteşem bir burada yahni görüntüsü var. Şimdi artık bunun altını kapatalım, kısalım daha doğrusu. Birazdan çünkü alacağım. Of 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 of. Biraz da şöyle. Tabii o ne oldu biliyor musunuz? Bal oldu, bal. Soğanlar şekerini bıraktı. Birlikte bal oldu. Öf 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 öf. Acayip. Yani bence tabaklayalım. Çünkü sırada ızgara, daha doğrusu mangal etleri var. Bir tereyağımızı bırakalım ortaya. Öf 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 öf. Bir kez daha şöyle. Birlikte bir lezzet. Az önce deniz tuzu nerede kullandım? Sakatatta. Yani mangala gireceklerde. Burada peki, burada ne var biliyor musunuz? Burada sofra tuzu var. Şöyle, evet. Buradaki sofra tuzu var. Öf 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 öf. Ve de ben bir kuzuda, yani kuzu sakatatı çünkü bu. Bu arada
kuzunun sakatatları tüketilmeli. Ben öyle yapıyorum şahsen. Kimyon. Olmazsa olmaz. O kokoreçteki mesela, o kokoreçteki. Nasıl? Nasıl? Kimyonsuz olabilir mi? Bence olmaz. Aynı şekilde pul biberini, pul biberini kırarak attığım o kimyon nasıl geldi biliyor musunuz? Pardon, az önceki attığım kuru kekik. Pul biberini de aynı şekilde şu anda atıyorum. Bir karıştıralım. Öf, 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 öf. Gel bakalım. Gel. Gel. Of, 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 of. Şöyle dağıtalım biraz. Nasıl bir görüntü? Bence inanılmaz. Bunu biraz kıstım. Öf, 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 öf. Vallahi afiyet olsun. Ben bir tadına bakacağım. Neler oluyor, neler. Oo, sesi duyduk. Sesi duyduk. Girdi. Of, 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 of. Peki, Gürkan Şef. Bunun... Şöyle sağa sola bakıyorum. Her yerden ses geliyor. Sizden ses geliyor. Kokoreçi nerede? Unuttun mu? Unutur muyum? Kokoreç de burada. Sakatat. Kokoreç de burada. Kokoreç de burada. Geldi. Öf. 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 Bu nasıl güzel. İçinde neler var biliyorsunuz değil mi bunu? Öf. 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 Her şey var. Her şey. Var yani süt. Evet işte o bu. O bu. Süt bu. Süt kuzu bu. Süt kuzu bu. Hemen şöyle açıyoruz. Öf 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 öf. Burada. Ciğer soğan var çünkü. Burada lezzet var. Aynı tavada lezzet var burada, lezzet. Hadi sizin için. Bir de mangallısını yapalım. Böyle değişik olsun. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Her zaman tabii ki bayram özel. Ancak her zaman mutfağımızda bir şeyleri yaparken aynı zamanda da temizlememiz ve toplamamız gerekiyor. Çok güzel misafirlerimiz var. Bayram dışında da hafta sonu onları misafir edeceğiz. Ama şu, bir şeyler yaptık, oralarda kaldı falan, toplamadık. Sonra yemekler yendi, tatlılar yendi ve bulaşıklar birikti. Geç bir saat. Ya şimdi de bu değil, yarın toplarız dediğiniz anda inanın bana bir sonra evinize misafir ağırlamaktan bence biraz çekinirsiniz. Çünkü aynı şeyleri yaşayacağım diye. O yüzden yaptık, hop doğradık, temizledik, kaldırdık. Bu şekilde planlı, mutlak bir matematik. Arkadaşlarım da beni belki de bazı zamanlar böyle şey yapıyorlar, kameraman arkadaşlarım zorlanabilirler, kusura bakmayın. Hiperaktif bir yapıya sahibim, izleyicilerimiz biliyor. Of, 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 of. Ne oldu bunlar? Bunlar ne oldu? Uykuluklar, uykuluklar, yürek, öf, öf, öf. Burada neler oluyor ki, neler? Oo, soğanlı, soğanlı. Hadi bakalım, işte bu. Dumanın çıktığı anda biz diyoruz ki, evet, mangaldayız. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Furkan, çekiyor musun Furkan? Vay, 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 vay.
Bu çözler, bu çözler, bu çözler. Yani burada bekliyor bizi. Burada kokoreç var, tava kokoreç. Burada mangal kokoreç var. Ne var? Böbrekler, uykuluk, yürek. Bir insanın hayatında bir kez bile bence tadına bakması gereken bir ürün de var burada. Onun ismi de dalak. Hemen şöyle çeviriyorum bakın. Şimdi bir sonraki bölümlerimizde burada sırt kısmından çıkan etlerimizi yapacağız. Yani mangal etlerimizi. Nedir antrikot? Nedir kontrafile? Nedir bonfile? Bunları anlatacağız. Saklama koşullarını anlatacağız. Nasıl dinlenmeli? Peki marinasyon yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Hangi şekilde dinlenmeli ve hangi ekipmanda pişmeli? Bunları konuşacağız. E bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir bölümümüzde de köfteyi konuşacağız, değil mi? O meşhur ama her zaman şu yok mudur? Anne köftesi bir başkadır. Bakın, ben bu işteyim, bu işi yapıyorum, severek yapıyorum mesleğimi ama annemin yanına gittiğimde onun köftesi bambaşka. O yüzden bütün annelerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve anne köftesi diye bir gerçek var. Bu bir gerçek ve daha lezzetli bir köfte yok. Anne köftesinden daha lezzetli bir köfte yok. Of, 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 of. İşte bu. Vallahi öf 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 öf. Ateş çıktı, ateşler çıkıyor, duman burada çıkıyor. Gerçek bir bayram programı yapıyoruz. Öf öf uykuluklar. Şöyle. Evet, bence altını kısma zamanı geldi. Nerede? Burada. Hemen. Artık. Bunlar bu şekilde olmalı. Bayramdayız. Böyle küçük sandviç ekmeklerimiz. Oh, açtık içini. Oh. Evet. Devam ediyoruz. Oh. Öf, 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 öf. Gel bakalım, gel. Bu. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Öf, öf, öf. Kimyon. Kimyon. Soğan. Başka hiçbir şey gerek yok. Öf. İnanılmaz, inanılmaz lezzetli. Şöyle bu parça. Yahnimiz burada. Sakatat gününde. Yürek. Of, 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 of. Uykuluklar. Şöyle. Oo, dalak, dalak, dalak. Benim olayım dalak. Gel bakalım sen de böbrekler. Yüreğin bir parçası kaldı. Kokoreç de, kokoreçin de başka bir versiyonu. Mangal. Şöyle burasını bir pişirelim. Oo, uykukları çok pişirmiyoruz bu arada. Çok pişirmiyoruz. Sadece şöyle şunlar pişsin.
Burada biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu burada kalsın en son. Bunun yanına, ben bunun yanına şöyle... Çok şey olmayan... Evet, bir domates. Öf, öf, öf. Bakın dalından, sizler için dalından. Olmazsa olmazı. Geldi. Nerede? Burada. Kırmızı soğanımız. Şöyle. Deniz tuzu. Öf, 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 öf. Şimdi yağ limon sos. Yağ limon sosumuz var burada. Çok özel bir sos bu. İçerisinde neyimiz var? Toz hardal, beyaz, beyaz karabiber. Biraz da zeytinyağı ayrıca. Nar eksi. Olmazsa olmaz. Bu işte olmazsa olmaz. Peki. Sumak. Dalından, dalından maydanoz. Şöyle, evet. Ne kaldı? Ceviz. Öf, öf, öf. Gelsin bakalım. Sakatatımız da. Atalım. Zaten deniz tuzu atmıştık biliyorsunuz ki mühürlemeden önce. Kekiğimizi. Pul biberimiz. Kimyon. Ve ben biraz da deniz tuzu atmak istiyorum. Yahnimiz de burada. Bayramın ikinci gününde sakatat menüsü yaptık. Kokoreç yaptık ama kokoreçi yuttuk bile, yuttuk bile. Of, of, of. Ama burada şey var tabii ki biliyorsunuz. Mangal hali. Şu ciğerden. Soğanlı. Laf var ya, ben kendi yaptığımı bilirim diye. Gerçekten şu anda bunu kullanmak istiyorum. Ben kendi yaptığımı bilirim. Bu dalaksız olmayacak bir bayram. Bakın, şunu göstermek istiyorum. Dalak ancak bu seviyede pişmeli. Daha fazla pişmemeli. Üzerine deniz tuzu. Dalağı yedim. Gücümü aldım. Enerjimi aldım. Yani yarın bayramın üçüncü gününe hazırım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.